tarihi ve kültürel hatıralarımızın ileri düzeyde ayak izlerimizin her yerinde olduğu Halep bombalanmakta, insanlık değerleri ayaklar altında ezilmektedir. Kardeşlik ve komşuluk hukuku kapsamında gelişmelerden ziyadesiyle rahatsız ve memnuniyetsiz olduğumuz bilinmelidir. Rejim güçleri Halep'e acımasızca zulmetmede derken dünya üç maymunu oynamaktadır. İnsani yardım konvoyları, hastaneler saldırıya uğrayıp sivil ve masumlar katledilirken gelişmiş ülkeler İslam alemi sessizce dökülen kanları, harabeye dönen bir şehri film gibi izlemektedir. Halep günden güne erimekte, nefessiz kalmaktadır. Halep'in düşmesi muazzam bir göç dalgasının Türkiye'nin sınırlarını vurması demektir. Bu kadim şehrin imha ve iflası Orta Doğu'nun tüm fay hatlarını hareketlendirecektir. Suriye ve Irak'taki vahşet sahnelerinin ne zaman ve nasıl biteceğine dair henüz somut bir bilgi ve umut ışığı yoktur. Uluslararası koalisyonun bir başka gündemi Musul ve Rakka operasyonlarıdır. IŞİD'in buralardan kazınması için gerekli hazırlıkların sürdüğü anlaşılmaktadır. Musul bir Türkmen kentidir ve Türkmenlerin incisidir. Ve elbette IŞİD caniliğinin elinden söke söke alınmalıdır. Hükümet Türkmenlerin hak ve menfaatleri için elini taşın altına sokmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında yapmış olduğu konuşmada konuyla ilgili ifadeleri, Musul ve Telefer hassasiyeti bizim tarafımızdan olumlu karşılanmıştır. Erdoğan'ın söylediği gibi masanın dışında kalınmayacaksa önce soydaşlarımızı el uzatmak durumundayız. Türkiye sınır emniyetini sağlamak, milli huzur ve istikrarı temin etmek maksadıyla Cerablus'tan başlayarak batıya ve güneye doğru süren operasyonlar 5000 kilometre kare büyüklüğünde terör örgütlerinden tamamen arındırılmış güvenli bir bölgeyle derinleştirilmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin öteden beri savunduğu budur. Sayın Erdoğan ve AKP hükümetinin bu noktaya gelmesi bizim açımızdan sevindirici bir gelişmedir ki buna desteğimiz tamdır.